Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız inşallah. Biliyorsunuz birkaç gün önce 30 Ağustos etkinlikleri vardı. 30 Ağustos'ta bu sefer çok güzel bir şey oldu ve Allah'ımıza şükürler olsun, Kur'an-ı Kerimler okundu. Şehitler için, gaziler için dualar edildi. Ama bu olay biz Müslümanların hoşuna gitti. Ama maalesef aynı dinimize düşman olan ama sorduğunda elhamdülillah Müslüman diyebilecek bazı sahtekar insanlar var maalesef. Bunlardan biri de Can Ataklı. Can Ataklı denen şeytan 30 Ağustos'ta hiç Kur'an-ı Kerim okunur mu diye eleştiride bulunmuş. Yıldızları olan askerler nasıl öyle ellerini açar dua ederler? Bu bir askeriyede olmayacak bir uygulama demiş. Askeriyede Kur'an-ı Kerim okunmaz demiş. Neden? Askerler Müslüman olamaz mı Can? He? Kur'an-ı Kerim'den kimler rahatsız olur? Can Ataklı, sana soruyorum. Kur'an-ı Kerim'den kimler rahatsız olur? Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı, Allah'ın kelamı, Müslümanlara gönderilen kitaptan kim rahatsız olur? Şeytan rahatsız olur. Sen şeytan mısın? Kur'an-ı Kerim'in okunmasından rahatsız oluyorsun. Bir de diyorsun rahatsız olmak değil diyor. Ama olmaz diyor. Arkadaşım ne alaka? Rahatsız olmuş işte. İşte bu insanlar rahatça diyemiyorlar dini istemediklerini, dinden rahatsız olduklarını. Böyle çemküm çemküm edeyde bir şekilde yine kinlerini kusuyorlar. Ama elhamdülillah biz aslımıza dönüyoruz. Siz istediğiniz kadar propagate edin, istediğiniz kadar karşı çıkın. Ama Müslüman artık uyanıyor. Müslümanlar eski Müslüman değil. Artık her şeye tepki gösteriyoruz. Allah'ın bizden istediği şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Allah'ın bize yasakladığı şeyleri yapmamaya çalışıyoruz. Yapanlara da elhamdülillah engel olmaya çalışıyoruz. Bir söz var. Elbet Allah nurunu tamamlayacak. Evet, Can Ataklı ve senin gibi şakrabanlar istediği kadar dinimizle uğraşsınlar ama hiçbir şey elde edemeyecekler elhamdülillah. Çünkü biz Allah'ın yolunda gerekirse can vermeye hazır askerleriz, Allah'ın askerleriyiz, Resulullah'ın askerleriyiz. Şimdi askeriyede Kur'an okumak sana nasıl ters geldi? Bir kere askeriyeye peygamber ocağı diyorlar. Neden ters görüyorsun askeriyede okunan Kur'an-ı Kerimleri, edilen duaları? Bunu kendine bir sor, bize de cevap ver. Şeytan. Demek ki şeytansın ki Kur'an-ı Kerim'den rahatsız oluyorsun. Kur'an-ı Kerim duyunca, ezan duyunca kim kaçar? Şeytan kaçar. Sen elhamdülillah sorsan Müslümanım dersin. Bu nasıl bir Müslümanlık? Müslüman Allah'ın emirlerine, yasaklarına uyan kişilerdir. Böyle Kur'an-ı Kerim okundu mu rahatsız olursan hiç kusura bakma Müslümanım deme kendine. Tabii Müslümanım diyorsunuzdur da ne kadar inanılacak bir şey Allah bilir. Evet Can Ataklı, sana inanan insanlar da var, seni destekleyen insanlar da var maalesef. Allah sizlere, sana ve sizin gibilere hidayet versin inşallah. Siz istediğiniz kadar çemkirin, her yerde Kur'an-ı Kerim'de okunacak, her yerde ezanlarımız okunacak, Allah nurunu tamamlayacak. Evet Can Ataklı, senin gibi şakrabanlara milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dan mükemmel bir şiiri okuyorum. Amin desin hep birden yiğitler, Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber. Türk eriyiz, silsilemiz kahraman, Müslümanız, Hakka tapan Müslüman, putları al.
Tanrı'ya tanıyan, Allah tanıyanlar aman mescidimin boynuna kan asmasınlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen like atın, yorum yapın ve lütfen abone olmayı unutmayın. Sizleri, bizi yaratmakla kalmayıp bütün yaşamamız için gerekli olan şeyleri nasip eden Rabbime, yaratan Rabbime ve bize karşılıksız veren Rabbime emanet ediyorum. Hepinize hayırlı geceler. Allah elbet nurunu tamamlayacaktır. Cenneti istiyorsan istenilen gibi yaşa, cehennemi istiyorsan istediğin gibi yaşa. Biz de gezerdik siz gibi, siz de geleceksiniz biz gibi. Her nefis ölümü tadacaktır. Kalın sağlıcakla.